23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde kendilerini Kemalist olarak tanımlayan ve toplumun da Kemalist olarak tanıdığı bazı akademisyen tarihçilerce kritik bir iddia ortaya atıldı. Ve bu iddia yıllardır Atatürk'e İngiliz ajanı iftirası atanlarca hemen benimsendi maalesef. Atatürk düşmanları sosyal medya hesaplarından, gazetelerinden, dergilerinden, televizyonlarından Atatürk'e İngiliz ajanı diyorduk, Kemalistler inanmıyordu. Bakın şimdi bu hem de Kemalist tarihçilerce kanıtlandı diyerek yayınlar yapıyorlar. Hal böyle olunca da bu doğru mudur, değil midir acaba diye sadece belgelerle konuşan ve bu bakımdan da Türkiye'nin en güvenli isimlerden biri olan Sayın Cengiz Özakıncı'ya bu iddiayı sormak şart oldu. Özakıncı, Osmanlı Genelkurmay Başkanlığı arşivinde bulunan 1919 yılına ait resmi belgeleri ortaya çıkardı. Yani 101 yıl sonra ortaya çıkan ve ilk kez izleyeceğiniz bu belgeler bu iddiaya yanıt olacak. Şimdi Tarihin Bilinmeyen Yüzü'nün 160. özel yayınında bir de Sayın Cengiz Özakıncı'yı dinleyelim. Efendim, merhaba. Şimdi 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde ortaya atılan, efendim, Atatürk 27 Aralık 1919 günü ilk kez Ankara'ya geldiğinde orada bulunan İngiliz işgal askerleri Atatürk'ü selamladılar şeklinde ortaya atılan bir yalanı şimdi belgelerle çürüteceğiz. Çünkü bu yalan çok tehlikeli olmaya başladı. Daha doğrusu bu yalan yıllardan beri Atatürk İngiliz ajanıdır iftirasını atan kesim tarafından beğenildi, sahiplenildi ve kendilerinin bu iftirasını destekleyen bir kanıt olarak yayılmaktadır. Ne zaman ortaya atıldı bu yalan? Tam 23 Nisan'ın, yani Ulusal Egemenlik Bayramı ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde ortaya atıldı bu yalan. İlk kez 23 Nisan 2020 günü akşamı Habertürk televizyonunda, daha sonra 1 Mayıs 2020 günü Halk TV'de, daha sonra 3 Mayıs 2020 günü yine Halk TV'de bu yalan topluma yayılmış ve derhal Atatürk'e İngiliz ajanı diyenler tarafından yayılmaya, kendi tezlerinin doğruluğunu kanıtlayan bir kabul olarak anlatılmaya başlanmıştır. Demişlerdir ki işte efendim biz Atatürk İngiliz ajanıdır dediğimizde Kemalistler karşımıza çıkıp hani belgesi diye soruyorlar. Bu Atatürk'ün Ankara'ya ilk geldiğinde işgalci İngiliz birliklerince karşılanmış ve selamlanmış olması onun İngilizlerle işbirliği yaptığının kesin kanıtıdır. Yoksa İngilizler onu tutuklayıp hapse atarlardı şeklinde bir us yürütmeyle bunu yaymaktalar. Şimdi bu yalan sadece sözde kalmadı. Yani şuydu ilk söylenen, 23 Nisan gecesi Habertürk'te ilk söylenen şuydu. Efendim, Ankara'da küçük bir İngiliz birliği var ve hatta Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya ilk geldiğinde bu İngiliz birliği Mustafa Kemal Paşa'yı selamlamıştır. Bu sözle başladı bu yalan. Karşı çıkan çıkıldığında işte 1 Mayıs günü bu iddiayı ortaya atan Kemalist akademisyen iddiasının kaynaklarını ortaya koydu. Neymiş o kaynaklar? Görelim. Bir, şu. Gotthard Jaske, işte Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri. Efendim. İki, Enver Bahnan Şapolyo, işte Mustafa Kemal Atatürk, bunun işte ilk baskısı
Mustafa Kemal Atatürk ve işte milli mücadele tarihi. 3. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adam adlı kitabı. 4. General Ali Fuat Cebesoy'un, şöyle tutayım, Milli Mücadele Hatıraları. 5. Mazhar Müfit Kansu'nun Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber kitabı. 6. Nükte Fıkra ve Çizgilerle Atatürk adlı kitap. Bu da var kaynakların içerisinde. İşte yakın tarihimiz, birinci meşrutiyetten zamanımıza kadar cilt 1 adlı dergi toplaması. Erol Mütercimler'in Fikrimizin Rehberi adlı kitabı. Bunlar hep o iddianı destekleyici yayınlarda ekrana getirildi. Lord Kinross'un, nasıl göreyim, Lord Kinross'un Atatürk adlı kitabı. Efendim, bu tabii iki cilt. Ondan sonra Richard Livingstone'un Esrarengiz Avrupalı Zaharov adlı kitabı. Bu silah tüccarı. Ve Niyazi Berkes'in Atatürk ve Devrimler adlı kitabı. Şimdi bu efendim Atatürk Ankara'ya geldiğinde, ilk gelişinde, yani 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya geldiğinde, Ankara'da işgalci İngiliz birlikleri vardı ve bu birlikler Atatürk'ü saygıyla selamladılar deniyor iddiada. Bu iddiaya kanıt olarak da az önce gösterdiğim kitaplar gösteriliyor ekranda. Ve dolayısıyla Atatürk'ün 27 Aralık 1919 günü Ankara'ya geldiğinde orada işgalci İngiliz askerlerinin bulunduğu, demek ki bir Kemalist akademisyenlerin onlarca kitaba dayanan kaynaklı, delilli, kanıtlı, belgeli bir tespitidir. Bu yalan olamaz imajı, izlenimi uyandırılmıştır. Oysa bu yayınların bir dahaki programda her birinin içini göreceğiz. O sayfaları biz göstereceğiz ve o sayfaların hiçbirinde Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği gün İngiliz birliği onu selamladı diye bir ifade olmadığını göreceğiz. Fakat şimdi bu yayınlar sosyal medyada Atatürk düşmanları, Atatürk'e İngiliz ajanı diyen Atatürk düşmanları, tabii bu aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızın bile bir Türk-Yunan Savaşı olduğu yalanıyla birleştirilerek hem Atatürk'ün şahsına İngiliz düşman ajanlığı, çünkü İngiltere o tarihte düşmanımız, düşman ajanlığı yükleniyor, hem de Kurtuluş Savaşımız bir bağımsızlık savaşı olmaktan çıkmış, bir bağımsızlık savaşı değil de sadece Türk-Yunan savaşı imiş ve emperyalistlerle savaş verilmemiştir gibi, aynı zamanda Kurtuluş Savaşımızı da lekeleyen bir savaş, bir sava destek olarak kullanılmaktadır. O nedenle biz bu yalanı önemsiyoruz. Bu yalanı çürütmek için size ATASE, yani Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı'nın arşivinde bulunan iki belgeyi sizlere göstereceğim. Şimdi bu iki belgeden
ilkini görelim. Şöyle, ben ekrana tutacağım. Umarım net olarak okunacaktır. Belge bu. Şimdi bu belgenin günümüzdeki yazıya dönüştürülmüş biçimini de şimdi göreceğiz. Şudur. Evet, birlikte okuyalım. Ben siz ekranda o günkü dille olan çevrim yazısını görürken ben de size bu belgenin günümüz dilindeki anlamını okuyacağım. Diyor ki, Ankara'dan Genelkurmay Başkanlığı'na gelen şifredir. İstanbul'dan hareketle İnebolu, Kastamonu, Kangır üzerinden özel görev ile Ankara'ya gelmiş olan İngiliz yüzbaşılarından Mr. Selt ile görüştüm. Anılan kişi, Anadolu'da demiryolu denetim görevlilerinin ve kimi mevkilerde bulunan İngiliz kıtalarının tümüyle İstanbul'a geri dönüş için emir almış olacaklarını söylemiş ve bunun da İtilaf devletleri arasındaki bir görüş ayrılığından kaynaklandığını sandığını açıklamıştır. Adı geçenin sözlerinden kendi yerlerine İtalyan geleceği anlaşılmaktadır. Ankara'da bulunan İngiliz bölüğü de hareket için istasyona taşınmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'na ve Yıldırım Kıtaları Müfettişliği'ne sunulmuştur. Tarih 21 Mayıs 1919, imza 20. Kolordu Kumandanı Tu General Ali Fuat Cebesoy. Ve bu belgede Genelkurmay Atase Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı arşivindedir. Dolap numarası 49, göz numarası 7, zarf numarası 11, dosya numarası 60'tır. Şimdi efendim, bu belgeden neyi anlıyoruz biz? Şunu anlıyoruz. Ankara'ya İngiliz birlikleri 1918 yılının Aralık ayından sonra geldiler. Görevleri neydi? 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun imzalamış olduğu Ateşkes Antlaşması'nın koşullarına uyulup uyulmadığını denetlemekti. Fakat bu denetim işi pekala bir iki subayla yapılabilecekken İngilizlerin yanlarına kimi anlatılarda iki tabur olarak belirtilen sayıda asker ve silahla gelmiş olmaları bunun gayri resmi bir işgal olduğunu ortaya koyuyordu. İşte 1918 yılı mütareke imzasından sonra Ankara'ya 1918 yılının Aralık ayında gelmiş olan bu iki tabur İngiliz askerinin, işgal askerinin az önce okuduğum Atase belgesi 21 Mayıs 1919 tarihi itibariyle Ankara'yı terk ettiklerini göstermektedir. Kim yazıyor bunu Osmanlı Genelkurmayı'na? Ankara'da bulunan 20. Kolordu'nun komutanı Tu General Ali Fuat Cebesoy yazıyor bunu. Genelkurmay'a bildiriyor. Dolayısıyla Atatürk Ankara'ya geldiği 27 Aralık 1919 günü Ankara'da İngiliz birlikleri yok. O İngiliz birlikleri 21 Mayıs 1919 günü tasını tarağını silahlarını bir şeylerini toplayıp İstanbul'a geri çağrıldılar ve gittiler. Gittiklerini nereden anlıyoruz? Ali Fuat Cebesoy'un
Bundan bu az önce okuduğumuz belgeye eklediği ikinci belgede. Onu da şöyle görelim. O da yine Genelkurmay Askeri Atase arşivinde bulunan bir belgedir. Bu belgeyi de yine günümüz yazısına çeviren belge şudur. Şimdi bu belgeyi şöyle görebiliyorsunuz değil mi? Okuyacağım ama günümüz diline çevirerek okuyacağım. Ankara'dan Genelkurmay Başkanlığı'na gelen şifredir. 21 Mayıs 1919 tarih ve 1301 sayılı şifreye ektir. Yani az önce okuduğum metne ektir. Ankara'daki İngiliz bölüğü ile burada bulunmakta olan İngiliz subayları bugünkü trenle hareket etmiş ve yalnız temsilci ve demiryolu denetçileri konumunda olan iki İngiliz subayının burada kalmış olduğu sunulur. Tarih 22 Mayıs 1919, 20. Kolordu Kumandanı imza 20. Ordu Kumandanı Tuğgeneral Ali Fuat Cebesoy. Aslı şubeye verilmiştir. Genelkurmay Atase Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Arşivi, dolap no 49, göz no 7, zarf no 11, dosya no 60. Şimdi efendim, görüldüğü gibi 21 Mayıs 1919 günü 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat, Tuğgeneral Ali Fuat Cebesoy'a Ankara'da gelen İngiliz yüzbaşı, Ankara'da bulunan askerlerinin İtilaf devletlerinin kendi aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle yerlerine İtalyanlar gelebileceği biçimde Ankara'yı terk edip İstanbul'a döneceklerini bildiriyor. 21 Mayıs 1919'da hemen ertesi gün de bu Ankara'daki İngiliz işgal birlikleri trenle bütün ağırlıklarını da silahlarını vesaire toplayıp İstanbul'a geri dönüyorlar. Dolayısıyla Atatürk'ün Ankara'ya ilk geldiği 27 Aralık 1919 günü itibariyle Ankara'da iki tabur İngiliz askeri çıkmış da Atatürk'ü saygıyla selamlamışlar gibi bir yalanın dayanağı mevcut değil. Bu askerlerin sadece geride iki subay, iki İngiliz, sadece iki İngiliz subayı kim onlar? İşte mütareke uyarınca, mütareke hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrolü için Anadolu'nun çeşitli yerlerine gittikleri gibi Ankara'ya da gelmiş olan birliklerden sadece o iki tabur İngiliz işgalci askeri geri çekildikten sonra yalnızca birinin adı Monsieur Vitol, Mr. Vitol olan iki İngiliz subayı kalmıştır. Bunlar ateşkes hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğini denetleme üzere orada kalmışlardır. O artık işgal gücü değil. Ali Fuat Cebesoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin tanığıdır. Yani Atatürk Ankara'ya heyeti temsiliye ile birlikte Ankara'ya geldiği gün Ali Fuat Cebesoy oradadır. O karşılama törenini falan organize eden, örgütleyen odur zaten. Şimdi Ali Fuat Cebesoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişini Atatürk'ün sağlığında 29 Aralık 1937 günü Atatürk'ün gazetesi olan
Ulus gazetesinde tam sayfa olarak anlatmıştır. Ali Fuat Cebesoy'un o anlatısı bir, kendisi birinci elden tanık. İki, Atatürk hayatta. Üç, yayınlandığı yer Ulus gazetesi, yani Atatürk'ün gazetesi olması bakımından önem taşıyor. Onu ben size göstereyim. Şu. Acaba görülüyor mu? Ben şöyle aradan bir bakayım. Heh, evet, bu. Bu. Bakın. 29.12.1937. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 18. yıl dönümü 27 Aralık 1937 18. yıl dönümüydü. Bu etkinlikler kapsamında Ali Fuat Cebesoy'un yazısı da 29 Aralık 1937'de tam sayfa olarak yayınlanmıştır. 18 sene evvel Ankara yollarında başlığı altında büyük önderi karşılarken başlığı altında yayınlanan bu yazıda yine İngilizlerin, Ankara'daki İngilizlerin ne olduğu da yine burada anlatılmaktadır. Bakın, diyor ki Ali Fuat Cebesoy, kendisi Nisan ayında Ankara'ya, Nisan 1919'da Ankara'ya geldiğinde Cebeci pavyonlarında bir İngiliz taburu ve Ankara istasyonunda bir İngiliz müfrezesi bulunuyordu, diyor. Ne zaman bu? İşte Aralık 1918'de gelmiş olan, Ankara'ya gelmiş olan iki tabur denilen İngiliz askerlerini Ali Fuat Cebesoy 20. kolordu komutanı olarak Ankara'da bulunduklarını görüyor. Daha sonra Mayıs 1919'da Ali Fuat Cebesoy anlatısının sonraki bölümünde diyor ki, bakın onu da göstereyim. Şöyle. Bu esnada Ankara'da bulunan İngiliz kıtaları Eskişehir'e çekildi. Yalnızca istasyonda ateşkes anlaşması maddeleri gereğince iki İngiliz denetim subayı kalmıştı, diyor. Hangi sırada bu esnada dediği, Atatürk'ün İzmir'in işgale uğradığının haberinin alındığı günlerde olduğunu söylüyor bu olayın. Ve ondan sonra da daha sonra da bu şeyin haberini aldık, diyor. Gerek İzmir'in işgal edildiği, gerekse Atatürk'ün Samsun'a doğru yola çıktığının haberlerini aldık. Demek ki Ali Fuat Cebesoy Atatürk'ün sağlığında. Atatürk'ün gazetesi olan Ulus'ta, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 18. yıl dönümünde, Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili olarak yaptığı söyleşinde anlattığı şeyler bize 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti'nin imzalamış olduğu mütareke anlaşmasından sonra İngiliz birliklerinin Anadolu'nun pek çok yerinde mütareke koşullarına uyulup uyulmadığını denetlemek için görüntüsü altında tabur tabur askerler gönderdikleri ve bunlardan bir tanesi de iki tabur denilen İngiliz işgalci askerinin de mütareke hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol görüntüsü altında Ankara'ya işgal olarak yerleştiklerini, fakat bunların kendisinin 20. kolordu
ile Ankara'ya da bulunduğu tarihlerde, İzmir'in işgaline yakın günlerde, efendim, tekrar İstanbul'a geri dönmek üzere emir aldıklarını ve bunların Ankara'dan ayrılıp gittiklerini söylüyor. Yani Ankara'da Atatürk'ün 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya ilk geldiği tarihte Ankara'da işgalci İngiliz birlikleri yok. Ne var? 2 adet İngiliz kontrol subayı var. Bunlar mütareke hükümlerinin denetlenmesi için oradalar. Şimdi bu gerçekleri Ali Fuat Cebesoy az önce gösterdiğimiz 1953'te yayınlanmış Milli Mücadele Hatıraları adlı kitabında 55. sayfada da şöyle anlatıyor. Diyor ki Ankara'daki bakın Ankara'daki Cebeci'deki İngiliz garnizonunu İzmit'e nakil mecburiyetinde bırakmamışsa maneviyatı Ankara'daki halkın maneviyatını büsbütün artırmıştı. O sayfayı da şöyle gösterelim efendim. Evet. Evet şöyle. Evet. Evet. Yani Ankara'da bulunan İngiliz birliklerinin Ankara'dan Mayıs ayı itibariyle gittikleri Ali Fuat Cebesoy'un birincil kaynak olan Ali Fuat Cebesoy'un görgü tanığı olan o olayları yaşamış olan Tuğgeneral Ali Fuat Cebesoy'un anlatılarında 27 Aralık 1919 günü Atatürk Ankara'ya geldiğinde Ankara'da İngiliz işgal birliklerinin bulunmadığının kanıtlarıdır bunlar. Nelere dayandık bunun için? Bir, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı arşivinin 21 ve 22 Mayıs 1919 tarihli altında Ali Fuat Cebesoy'un imzası bulunan iki belgeye dayandık. Yine Ali Fuat Cebesoy'un ki o birincil kaynaktır o gösterdiğimiz belgeler. Yine Ali Fuat Cebesoy'un Atatürk'ün sağlığında, Atatürk'ün gazetesi Ulus'ta, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 18. yıl dönümü için kendisiyle yapılan ve 29 Aralık 1937 tarihinde tam sayfa olarak yayınlanan anlatılarında ve 1953 yılında Milli Mücadele Hatıraları adıyla yayınladığı kitabında bunları okuduk. Bunlar birinci el kaynaklar. Öyle hatırat. Enver Behnan Şapolyo, yok Lord Kinross, yok efendim işte Cemal Bardakçı, yok işte efendim Yahya Galip, yok şu bu. Bunların hiçbiri birincil kaynak değil. Bunlar sadece orada buradan duyduklarını yaşamışlar gibi, evet bu sözü kullanayım, sanki gözlerinde görmüşler gibi dığdı ekleriyle anlatan hadis anlatıcıları, uydurucuları, öyle söyleyeyim. Bunu da bu Atatürk Ankara'ya geldiğinde iki tabur İngiliz askeri ona selam durdu, selamladı yalanını. Bundan sonraki bir çekimimizde daha ele alacağız ve dayanak olarak gösterilen kitapların hiçbirinde, az önce gösterdik, onların hiçbirinin içinde Atatürk'ü İngiliz askerleri Ankara'ya geldiğinde selamladı diye bir ifadenin bulunmadığını tek tek göstereceğiz. Efendim, bu yalanı önemsiyoruz. Çünkü bu yalan Atatürk'e İngiliz ajanlığı atfeden, Atatürk'ü İngiliz ajanlığı iftirası atan kesimin elinde kendi iftiralarını kanıtlayıcı bir delil olarak kullanıldığı için önemsiyoruz. Ayrıca
gerçeğe aykırı olduğu için önemsiyoruz. Neden yalan yanlış bilgiler yayınlansın? Bazı akademisyenlerimize şunu anımsatmak istiyorum. Hatıratlar, anılar ancak doğrulayıcı başka belgeler varsa kaynak olarak kabul edilebilir. Hatıratlar yanlışlayan, onu yanlışlayan belgeler varsa o hatıratlar kanıt olarak kabul edilmez. Bunu da bir dahaki programımızda ders olarak, yani hatıratların neden dolayı kaynak olarak kabul edilmemesi ve ancak bazı koşullarda değer verilebileceğini bir dahaki çekimimizde, programımızda tek tek o iddiayı ortaya atanların dayandıkları kitapları tek tek açıp inceleyerek göreceğiz. Lütfen bu programdaki ortaya koyduğumuz birinci el kaynak belgeleri siz de paylaşarak, yayarak bu tehlikeli yalanların yayılmasının önüne geçiniz. Hepinize saygı, sevgi ve esenlikler diliyorum. Sağ olun, var olun.